Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'nin doğalgaz hamlesi sonrası Avrupa ülkesi harekete geçti, tam 57 gemi. Değerli izleyenler, Birlik gazetesinde yer alan habere göre, 2023'ün ilk çeyreği, Yunan armatörlerin gemi siparişlerinde büyük artışla kapandı, Mart ayı sonuna kadar 57 gemi siparişi verildi, önde gelen bir klas kuruluşunun verilerine göre, Mart ayı sonuna kadar 57 gemi siparişi verildi. Aynı büyüme hızı devam ederse sonraki çeyreklerde, 2021 yılında 141 gemi, 2022 yılında 155 gemi varken, 2023'teki Yunan armatörlerin gemi siparişleri 230'a ulaşacak gibi görünüyor, Angelikousis Group. Devu Shipbuilding ve Marine Engineering tersanesinde, 2 LNG gemisinin inşası için yeni sipariş verdi. Bunlar, 174 bin metreküp taşıma kapasiteli ve toplam inşaat maliyeti 513 milyon dolar olan gemilerdir. Yük komisyoncusu Intermodal'a göre armatör Vangelis Marinakis'in Kapital Gaz şirketi, 174 bin M3 kapasiteli 2 LNG taşıyıcısının daha inşası için Güney Kore tersanesi Hyundai Samho'da ön sipariş opsiyonunu kullandı. Her biri 259,5 milyon dolara mal oldu ve 2027'de şirkete teslim edilecek. Kiriakou ailesine ait Athenian Tankers, Wuchang Shipbuilding'de her biri 18.500 DWT kapasiteli kimyasal ürünler taşıyan tankerlerin inşası için sipariş verdi. Armatör Theodoros Angelopoulos'un çıkarları olan Metrostar yönetimi, 115.000 DWT. Kapasiteli, bir gemi daha inşa etme opsiyonlu ve 2026 teslim yılı ile fiyatı 67.5 milyon dolara çıkacak olan NR2 tanker siparişi verdi. Likardopoulou ailesinin Neda Maritime şirketi tarafından gemi yapımına dinamik bir dönüş. Intermodal'a göre şirket, Çin tersanesi Chengdu tersanesi ile gemi başına 33,5 milyon dolar fiyatla 82.000 DWT kapasiteli iki kargo gemisinin inşası için niyet mektubu imzaladı.